Evet, mikrofonumu takmayı bu sefer unutmadım. Hızlıca giriş yapalım. Haydi başlayalım. Regal 55 R752U televizyonu benim sizleri duyurmamı sağlayan isim babası Tekno Seyir'den sevgili Umut Koçak bir bomba daha patlattı az önce. Adem abi şu modeli bir kontrol eder misin dedi. Bu adam nereden buluyor bu cihazları bilmiyorum. Size her şeyi buluyor. Bu Umut denilen kardeşim bana bir tane ucuz kamera bulmuyor. Şikayet ediyorum onu da size. Her ne kadar az önce kendisi bana Adem abi kamera konusunda seni ben bile kurtaramam demiş olsa da yine de şikayet ediyorum. Umut'cum teşekkür ediyoruz kardeşim. Biz senin bu araştırmacı ruhundan gerçekten oldukça faydalanıyoruz. Finlux 55FX 660UA model bir televizyondan bahsedeceğiz size. Umut kardeşimin söylediği kadarıyla 4300 lira. Televizyonla ilgili öyle ebik gübük detayları videoda zaman kaybetmemek için paylaşmıyorum. Hızlıca geçeceğim. Panel özelliklerine odaklanacağım biliyorsunuz. Bunları da yine açıklamalar bölümüne yazarım ama sadece kabaca bilgi vereyim. Ürün MB130S anakartlı bir ürün. QI menü. Smart bir cihaz. Portaldan destek sağlanıyor biliyorsunuz bu tarz durumlarda. Yani Android değil, 3. parti yazılım yükleyebileceğiniz bir ürün değil bu. Ekonomik bir üretim olması nedeniyle port sayısı bunlarda düşüktür. Mesela bu cihazda 2 tane HDMI, 1 adet USB girişi bulacaksınız. YouTube, Netflix gibi uygulamalar yine lisans problemi olmadan bu üründe kullanabileceğiniz uygulamalar olmakla birlikte cihazda wireless display dediğimiz WiDi, Wi-Fi, Bluetooth gibi destekler mevcut. TürkSat kanal güncelleme sistemi ve diğer lisanslarla ilgili herhangi bir problem üründe bulunmuyor. Biz bunları neden söyleme ihtiyacı duyuyoruz? Netice itibariyle Android olup L1 sertifika ile üretim yapan üreticiler de var. Bu konularla ilgili sizleri bilgilendirmek gerekiyor malum. Ürünün panel üreticilerinden memnun olmamla birlikte bazı ince detaylar var. O konuyla ilgili sizleri bilgilendirmem lazım. Bu arada bu cihazda Dolby Vision desteği yok. Wide Color Gamut desteği yok. Soft Pixels ve aynı zamanda HDR desteği var. Fake refresh rate'leri de 1000 Hz olarak geçiyor. Bu cihazda temel olarak 2 adet panel üreticisiyle çalışılmış. Bunların birisi bizim sevdiğimiz panel. Regal'in 752U modelinde de olan Acer Unipec Optronix'in AMVA 3 teknolojisiyle üretilmiş olan panel. Diğeri de Samsung panel. Aslında Samsung panelin de yani süper VA olmasına rağmen asıl bombasını birazdan söyleyeceğim sizlere. Acer Unipec Optronics'ten bahsedecek olursak bu panelin neredeyse ezberledik artık biliyorsunuz. Tipik kontrast oranı 4000/1, G2G değeri 8 milisaniye. Panelin yapı tipi VA tabanlı AMVA 3 diye söylemiştik. Sert katman 3H. Aynı zamanda parlatıcı önleyici yüzey dediğimiz bu her seferinde söylüyorum benim gözüm oraya gidiyor siz de alıştınız artık. Şuraya fotoğrafını ekliyorum. Ne yazık ki %2 olarak geçiyor. Yani parlak bir ekran her zaman uyarıyorum bu konularda sizi bilginiz olsun. Donanımsal hızının 60 Hz olduğunu söylemiştik. Dahili chip on film sayısı 12 adet. Zaten Samsung'la en çok ayrıştığı nokta burası. Şimdi Samsung konusuna o konuya da değineceğim. 3840x2160 çözünürlükte 1,07 milyar renk destekli yani 10 bit bir panelden bahsediyoruz burada. Peki Samsung'a gelecek olursak nedir Adem Helvacı bu Samsung'un derdi diyecek olursanız. Temel olarak Acer Unipec ile kıyasladığımızda aslında tipik kontrast oranı daha iyi olmasına rağmen ki o 4000/1 iken bu 5000/1'di. Yine temel olarak VA yapı tipinde olmasına rağmen süper VA teknolojisine sahip olması yani yan açı performansında standart VA'lara göre daha iyi bir sonuç veriyor olması. Bunlar cihazın iyi yanları. Yine diğeri gibi 60 Hz olan bir panel bu da. Parlama önleyici katman mesela Acer Unipec'te %2 iken Samsung panelde %3. Fakat gelin görün ki Samsung paneli 4 adet chip on film ile üretmişler. Şimdi durum böyle olunca yani ben bu panellerin panel onarım merkezinin sahibi olduğum dönemlerden ben biliyorum bu panelleri dostlar. Nasıl anlatayım? Ben bunların 2-2,5 yaşlarında çip arızası yaptığını dahi gördüm. Çünkü ne olursa olsun 3840x2160 çözünürlükte 55 inç bir paneli 4 adet chip on filmle sürmek başka, 12 adet chip on filmle sürmek başka. Yani şimdi ister istemez burada insan diyor ki yahu hangi akla hizmet kardeşim? Tabii şöyle bir durum var. Üretici gözüyle baktığınızda konuya netice itibariyle onlar sizin bunu bildiğinizi de bilmiyor, önemsediğinizi de bilmiyor. Sonuç itibariyle onlar size 3840'a 2160, 50-60 Hz donanımsal yenileme hızı olan panel ile üretilmiş bir televizyon veriyor mu? Veriyor. Onlar sizin bu cihazların içini bildiğinizi bilmediği için adam aynı televizyona hem 12 chip on filmle üretilen bir panelle hem de 4 chip on filmle üretilen bir panelle üretmekte sakınca görmüyor ki bana göre çok da doğru bir pazarlama stratejisi değil En azından şu olmalı. Kardeşim sen Acer Unipec panelli olanı üret. Buna 660D sallıyorum 5000 liraya sat. Öbürünü de 661 olarak ayrı bir model şeklinde üret. 4500 liraya sat. En azından aralarında bir fark olsun. Bu televizyonu almak isterim. Fiyat skalasına bakacak olursam. Öyle saçma bir durum ki. AUO panel denk gelirse buradasınız. Samsung panel gelirse buradasınız. Ya arkadaş bunun bir ortası yok mu sizde? Bu televizyon satın alınırken bu riskler de göz önünde bulundurulmalı. Yani ya size Samsung panel denk gelirse. Ben demiyorum ki size bu televizyon 2 sene sonra bozulacak. Fakat ben bozulmuşlarını gördüm diyorum. Ha 12 çipli olanların bozulmuşlarını görmedik mi? Onları da gördük. Fakat ne olursa olsun bu olayın bir de matematiği var. Tekrar söylüyorum. Çözünürlük belli, santimetre kare başına düşen piksel sayısı belli, cihazın adres satır kodlamada yapacağı, kullanacağı algoritma belli. Dolayısıyla da her çipin üzerine binecek yük sayısı da belli. Her iki panelde de geçit çipi de yok. Yani kulaksız panel. Hani şimdi şöyle, abi tamam 4 tane chip on film var line'larda ama geçit çipi olarak da 4 tane kullanmışlar diyebileceğimiz bir durum da yok bunda. O yüzden ister istemez Samsung panel kısmına bir şerh koymak durumunda kalıyorum dostlar. Alınır mı derseniz fiyatıyla kıyaslayacak olursak tabii sevgili Umut'un bize Regal 752U'yu ilk bildirdiğinde 3800 liraya satıldığını değerlendirirsek bu Finlux'e 4300 lira vermek ki bugünün koşullarında biz bunu size fırsat diye sunuyoruz düşünün yani. Abi biraz insanın içini acıtsa da bu arada o 752U'yu alan dostların duaları sadece bana gitmesin dostlar. Umut kardeşime de o duaların gitmesi gerekiyor biliyorsunuz. Onlar şanslılar bugün. Arada toplasanız 1 ay 2 ay var. Yani bundan 1 ay 2 ay önce o televizyonu almış olanlar bugün kendilerini şanslı sayabilirler. Çünkü o televizyonu bugün insanlar arıyorlar bulamıyorlar. Yazıyorlar Adem Helvacı nereden bulacağız? Yani biz zaten o ürünü size anlatırken de söylemiştik. Yani ben bunu bir daha bulabileceğinizden çok emin değilim demiştim. Ola ki bir gün öyle bir model yeniden sahaya girerse aynı model ciddi bir şanstır diyebilirim. Çünkü o özelliklerde o panel ile üretilmiş bir televizyonun hele ki o fiyata satılması pek de mümkün değildi. Samsung panel kısmına şerh koymakla birlikte bu satış fiyatlarında bu özelliklerle bu televizyonda ben uygundur alınabilir diyorum. Fakat ne olursa olsun yine de Samsung panel kısmı bizim için biraz düşündürücü. Onu unutmamak gerekiyor. Bu televizyonun aynı zamanda bir de 760 olan modeli var. O konuda da hatta onu da ayrı bir video olarak hazırlarım gerekirse. O MB170 anakartlı Android bir televizyon. Onunla da bir ilgileniriz. Onun panel tipleriyle ve üretimleriyle ilgili de bilgi paylaşırım. Yine İncelenmesini istediğiniz modeller varsa hızlı şekilde içerik üretebilecek şekilde bana yorumlarda ulaştırabilirsiniz. Görüşürüz dostlar. Hoşça kalın.